Evet, öncelikle ekran başındaki dinleyicilerimize merhaba diyerek başlayalım. Creative Commons Türkiye topluluğu olarak düzenlediğimiz bu webinara hoş geldiniz. Benim ismim İlkay Holt, ben Creative Commons gönüllüsüyüm, aynı zamanda da Türkiye topluluğu temsilcisiyim. Bu arada bir tane ulusal kütüphanesinde çalışıyorum, bilmeyenlerimiz için. Türkiye topluluğu aktivitelerine Doktor Orçun Madran'la birlikte yön veriyoruz. Dolayısıyla kendisine bir merhaba demesi için sözü vereyim. Çok teşekkürler İlkay. Merhaba. Erva sen de hoş geldin. Sana da merhaba. Merhaba. Bu webinar serilerini bu yıl içerisinde farklı konuklarla, değerli konuklarımızla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Sizler de lütfen gündeme gelmesini istediğiniz konular olursa açık kültürle ilgili, açık lisanslarla ilgili bize creativecommons.org.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrar söz sende İlkay. Teşekkürler Orçun. Evet, creativecommons.org.tr adresinde aşağıda daha sonra kanalın altında göreceksiniz. Linklerimizi paylaşırız. Oradan iletişim listemize de dahil olabilirsiniz. Hem aktivitelerden haberdar olursunuz hem de gelecek etkinliklerden. Bu arada Orçun'un dediği gibi aslında biz normalde 3 aylık bir topluluk buluşmaları yapıyoruz. O 3 ayda bir olan bu etkinliklerin arasında da yıl boyunca farklı webinarları yerleştireceğiz. Bugünkü konuğumuz Erva Akın. Kendisine hoş geldin diyorum ben de. Konumuz da üretken yapay zeka ve telif hukuku. Yapay zeka hemen her alanda şu an en sıcak konulardan bir tanesi. Teknolojik, politik, yasal ya da etik açısından tartışılması gereken gerçekten pek çok katmanı var. Biz açık kültür ve Creative Commons açık lisanslarının kullanımı açısından da konuyu yakından takip ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Bugün Erva Hanım ile telif hakları, üretken yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin telifi gibi konulara genel bir giriş yapacağız. Erva Hanım bizim bilişim hukukçusu ve aynı zamanda Milan Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor. Çalışma alanı telif hukuku bağlamında üretken yapay zeka. Bu şapkasının dışında da ben biliyorum ki açık kültür alanında farklı grup ve topluluklarda da aslında çalışmaları var. Kendisinden sunumuna başlarken bunlardan biraz da söz etmesini aslında rica edeceğim. Tekrar hem hoş geldiniz diyorum hem de sözü fazla uzatmadan Erba Hanım'a devrediyorum. Çok teşekkür ederim İlkay ve Orçun beni davet ettiğiniz için. Ben Eylül Erva Akın. Hali hazırda Milano Üniversitesi'nde doktora yapıyorum ve doktora çalışmalarım kapsamında da telif hukuku ve yapay zeka ilişkisini çalışıyorum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum ve yüksek lisansımı da bilişim hukuku alanında Almanya ve İngiltere'de tamamladım. Bugün de doktora tezim kapsamında çalıştığım konuya genel bir bakış sunacağız. Beni dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkürler. Umarım faydalı bir sunum olur. Sunuma geçebiliriz. Öncelikle İlkay'ın da dediği gibi dünya çapında kamuoyunu ele geçiren ve tartışmalara, araştırmalara konu olan bir yeni bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Üretken yapay zeka. Peki bu üretken yapay zeka nedir? Öncelikle bunu açıklayarak başlayabiliriz. Bildiğimiz gibi geleneksel yapay zeka sistemleri girdiler sonucunda bir tahminde bulunur. Ama üretken yapay zeka sistemi bundan çok daha fazlasını yapıyor. Burada özellikle olan husus eğitildiği verilere benzer yeni veriler oluşturmasıdır. Yani eğitildikten sonra çıktı oluşturabilen bir makine öğrenme modelinden bahsediyoruz. Bu anlamda pek çok içerik üretilebilir, resim, ses, kod, simülasyon gibi. Ama tabii ki üretken yapay zeka sadece bir içerik üretimi de değil, bundan çok daha fazlasıdır. Özellikle ChatGPT'nin Kasım 2022'de piyasaya sürülmesiyle birlikte bu konuda tartışmalar ve gündeme gelmesi de arttı. Sadece ChatGPT değil, yazılı olarak üretimde aynı zamanda Midjourney ya da Stable Diffusion gibi görsel üretime dayalı da bazı üretken yapay zeka modelleri var.
Buradaki yapay zekanın işleyişi, hızı ve çalışma prensipleri gerçekten çok etkileyici olsa da aslında bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Örneğin doğruluk ve güvenilirlik gibi. Bunları sunumun devamında daha derinlemesine ele alacağız. Peki derin öğrenme nedir? Bu da makine öğreniminin bir alt kümesidir ve bu verilerden örüntüler elde etmek için insan beyninin yapısına benzer bir şekilde çalışır. Burada katmanlar şeklinde çalışan birbirine bağlı düğümler ve nöronlar var ve bu veriler kendisinden öğrendiği veriler bu katmanlar aracılığıyla işleniyor ve sonunda doğrusal olmayan bir çıktı elde ediliyor. Burada önemli olan husus önceden programlanmış bir çıktının olmaması, yani verilerden öğrenen parametreler söz konusu. Bu sebeple de daha fazla veri daha fazla doğruluk anlamına geliyor. Bu da üretken yapay zekanın geliştiricilerinin niçin bu kadar çok mevcut materyallere ihtiyaç duyduğunu da anlatan bir durum. Peki üretken yapay zekanın düzenlenmesi meselesine gelecek olursak, tabii ki az önce bahsettiğim gibi pek çok risk barındırdığından dolayı hukuk sistemleri de bu riskleri en aza indirmek için bu yeni teknolojiyi bir düzene sokma gayreti içinde. Bu riskler nelerdir? Örneğin doğruluk, güvenilirlik yanı sıra teknik bazı sınırlamalar var ve aynı şekilde dezenformasyon, manipülasyon, mahremiyet, kültürel çeşitlilik gibi riskler var. Bununla birlikte kişilerin işlerini elinden almasıyla ilgili bazı kaygılar var. Ve aynı şekilde şeffaflık meseleleri ya da dildeki bazı ayrımcı ifadeler ya da tutumlarda bazı riskleri beraberinde getiriyor. Peki buradan telif hukukuna biraz daha inecek olursak, telif hukukuna dair temel iki problem tespit ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu ikisi aslında birbiriyle hem iç içe hem de birbirinin sebep ve sonucu gibi. Birincisi geleneksel yaratıcılık anlayışının değişmesi. Burada hak sahipliği ve özgünlük kavramları gündeme geliyor. Çünkü geleneksel hukuk sisteminde ve telif hakkı hukukunda hak sahipliği insanlara atfedilen bir husustur. Bu gerek Avrupa Birliği yani kıta Avrupası hukuk sisteminde kişinin kişiliğine yapılan vurguda da böyledir. Amerikan hukukunun dayandığı faydacı bakış açısında da böyledir. Faydacı zihniyette, temellendirmede yaratıcılık niçin ödüllendirilmelidir? Çünkü insanlar bundan bir ekonomik fayda elde etmek isterler, bunu hak ederler. Kıta Avrupası hukuk sisteminde ise eserle kişi arasında bir bağ vardır ve eser o kişinin aslında karakterinin bir nevi yansımasıdır. Bu sebeple yine bu çaba ve yaratıcılık ödüllendirilmelidir. Her ikisinde de gördüğümüz şu, burada insan merkezli bir haktan söz ediyoruz. Ve aynı şekilde Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında da biliyoruz ki telif hakkı sadece orijinal yani özgün olan eserlere tanınır. Peki özgünlük nedir? Bu da bir kanunda ya da direktifte tanımlanmış değil ama Avrupa Birliği içtihatlarıyla oluşmuş bir kavram. Özgünlük kişinin kendi kişiliğini yansıtan ve bu entelektüel kapasitesini ve tercihlerini ifade eden bir kavram şeklinde tanımlanıyor. Yine burada insana bir gereklilik söz konusu oluyor bu tanımlamadan yola çıkarsak. Aslında burada teknolojinin işin içine girdiği bütün yaratıcılık alanlarında son zamanlarda bu tartışmayı görebiliyoruz. 3D printing'de de bu söz konusu. Çünkü burada ne kadar insan müdahalesi var veya bu insan müdahalesinin sınırları, kapsamı nasıl belirlenecek, hangi noktada özgün diyebiliriz? Bunlar gerçekten ciddi soru işaretleri. Ve işin içine teknoloji girdiği zaman şöyle bir problem de söz konusu oluyor. Fonksiyonellik. Bu da bir işin, bir çıktının elde edilmesi için zorunlu olan bazı fonksiyonel
ayarlama ve düzenlemeleri ifade eder. Eğer böyle bir zorunluluk varsa burada bir orijinallikten de bahsedemeyiz. Bu sebeple de yine teknolojinin başat olduğu bu yaratıcılık alanlarında böyle bir kavram karmaşası ve belirsizliğine giriyoruz hukuk açısından. Bununla birlikte ikinci probleme gelecek olursak, telif hakkı ile korunan eserlerin makine öğreniminde kullanılması. Bu girdi ile alakalı kısım. Çünkü yapay zeka kendini eğitmek için pek çok kapsamlı veriye ihtiyaç duyar. Ve bunlardan bazıları tabii ki telif hakkı ile korunan eserler de olabilir. Böyle bir durumda telif hakkı sahiplerinden izin alınmadan kullanım onların telif hakkını ihlal edecektir. Aynı şekilde burada çıktılara yönelik de tartışmalar var. Bu yine birinci maddeyle ilişkili, yine hak sahipliği ve özgünlük tartışmaları. Yapay zekanın ürettiği, onun aracılığıyla üretilen çalışmaların ne kadar özgün olduğu, öncelikle telif hakkını haiz olmaya yetkinliği, yani bunun kriterleri sağlıyor mu? İkincisi sağlıyorsa da bu hak sahibi kim olacak tartışmaları söz konusu. Üretken yapay zeka girdilerinden devam edersek, burada çok kapsamlı verilere ihtiyaç duyduğunu söylemiştik. Peki bunun karşılığında üretken yapay zeka modeli geliştiricileri nasıl bir savunma yapıyor? Kalıcı bir kopyanın tutulmadığı şeklinde bir savunmaları var. Bu da şu anlama geliyor. Nasıl ki bir insan bir sanat eserinden ilham alarak bir şeyler öğrenebilir ya da bir kitap okuyarak bilgilerini geliştirebilir ve daha sonra başka bir kitap yazabilir. Bu yapay zekanın verilerden öğrenmesi de buna benzer. Bu yüzden de bir kalıcı kopyada tutulmadığı için ve aynı zamanda amacı bir şey nasıl desek yani böyle ekspresif bir amaç olmadığı için kullandığı eserle yarışma niyeti de olmadığı için burada bir hukuki problem olmadığını, bir ihlal olmadığını savunuyorlar. Ama buna karşılık hak sahipleri açısından ciddi bir rahatsızlık var. Bunu da son zamanlarda üretken yapay zeka modellerinin geliştiricilerine karşı açılan toplu davalarda görebiliyoruz. Özellikle bu Yazarlar Birliği'nin açtığı dava gerçekten çok fazla ses getirdi ve ciddi anlamda şu an tartışılıyor. Bununla birlikte üretken yapay zeka çıktıları açısından durum nedir? Burada da yapay zekanın ürettiği eserlerin telif hakkından yararlanıp yararlanamayacağı meselesi söz konusu. En son Kasım 2023'te Çin'de bir internet mahkemesinin kararı bu anlamda paylaşmaya değer. Şöyle ki yapay zeka tarafından üretilen bir resmin, bir portrenin telif hakkından yararlanabileceği sonucuna vardı mahkeme. Burada aslında dikkat edilmesi gereken, vurgulanması gereken husus şu, yine telif hakkı bir insana verildi. Yani bu komutu giren insana verildi, yapay zekaya verilmedi. Ve mahkeme şu argümantasyondan yola çıktı. Nasıl ki fiziksel dünyada herhangi bir materyalin üretilen bir eserin orijinal olup olmadığını kararlaştırırken bazı tespitlerde bulunuyoruz. Aynı şekilde yapay zekanın kullanılması da bir şey değiştirmez. Burada orijinal olup olmadığına bakmak gerekir dedi ve bu promptu yani komutu giren kişinin çok fazla detaylı açıklamalar yapması ve tercihlerini komutlarını çok spesifik hale getirmesi, hatta 50'ye yakın negatif ifade kullanarak bazı durumları da sonuçtan hariç tutması sebebiyle burada ciddi bir entelektüel çaba vardır ve bu yüzden de bu komutu giren kişinin karakterini ve seçeneklerini yansıtan bir eser haline gelmiştir sonucuna vardı. Ama her ne kadar Çin'de durum şu an için böyle olsa da Avrupa'da ve İngiltere ve Amerika'da özellikle patent tescil başvurularında yapay zeka tarafından üretilen icatların
mucidinin bir insan olmaması sebebiyle reddedildiği kararlar da görüyoruz. O yüzden henüz dünyada bu konuda yeknesak bir uygulama söz konusu değil. Burada özetle şöyle bir hukuki problem var. Üretken yapay zeka üreticilerinin modellerini eğitmek için veriye ihtiyaç duyması ve telif hakkı sahiplerinin de buradan ekonomik ve manevi olarak hiçbir getiri elde edememeleri. Bu ikisinin büyük bir çatışması şu an söz konusu. Peki yapay zeka hiçbir şekilde telifli materyal kullanamaz mı diye soracak olursak, kullanabilir. Şu üç durumda kullanabileceğini tespit ettik. Birincisi lisanslama seçenekleri. Burada yapay zeka geliştiricilerinin kullandığı telifli materyallerin, eserlerin sahiplerine bir ödeme yapmasından söz ediyoruz. Bu özel hukuk sözleşmesi kapsamında kişilerin serbestçe anlaşmaya girdiği ve lisans kapsamında kullanım sınırlarının belirlendiği bir durum. Mesela çok yakın bir örnek, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, gazetecilik anlamında yapay zekanın daha aktif kullanılabilmesi için başka bir şirketle bir lisans anlaşmasına girdi ve onun bütün gazetecilik içeriklerini öğrenme olarak kullanmak açısından bir lisans hakkı elde etti. Burada lisanslardan bahsetmişken ve aynı zamanda Creative Commons etkinliğinde olduğumuz için acaba CC lisanslı materyallerin yapay zeka tarafından kullanılıp kullanılmadığı meselesine değinebiliriz. Burada öncelikle şunu söylemek gerek. Yapay zeka kullandığı için ya da işin içinde teknolojik bir durum olduğu için ekstra bir işaretlemeye ya da bir sınırlamaya gerek yok. Tıpkı diğer lisanslamalar gibi CC lisanslarının sınırlarına ve kapsamına riayet edildiği sürece bu şekilde kullanılabilir. Ama burada şöyle bir sıkıntı gündeme geliyor. O da lisanslayan kişinin özellikle bir atfı zorunlu tuttuğu hallerde bu atfın nasıl yapılacağı problemli. Çünkü yapay zekanın bunu öğrenme aşamasında kullandığını biliyoruz ve biz kullanıcılar olarak yapay zekanın öğrenme aşaması bize açık ve şeffaf olan bir alan değil ve hangi eserlerin ne şekilde kullanıldığı ve bunların hak sahiplerinin kim olduğunu bir atıf yöntemiyle görmemiz açıkça mümkün değil. Aynı şekilde yapay zekanın bu öğrendiği veri setlerini ve her bir verinin hak sahibini tespit edip bunu belirlemesi de efektif bir yöntem mi? Bu da bir soru işareti. Çünkü yani sınırsız, sonsuz materyal kullanımı söz konusu neredeyse. Bu yüzden bu bir soru işareti yaratıyor. Yine aynı şekilde CC lisansları ile ilgili şundan da bahsedebiliriz. Bu genel bir zaten risk Creative Commons lisansları açısından. Bu lisanslar dünya çapında en yaygın açık lisanslama biçimleridir. Burada insanların kendi altlaması, hukuki altlaması söz konusu. Bu da bir eserin kullanım sınırlarını belirliyor. Ama halihazırda belki kamuya mal olmuş bir eser söz konusu ya da orijinallik kıstaslarını karşılamadığı için aslında telifle korunmayan bir eser söz konusu olabilir. Bu durumda CC lisansının kullanılmış olması, yanlış kullanımı burada erişimi engelleyecek bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Bu genel açık lisanslarla ilgili bir problem. Ama yine yapay zeka ile ilgili de buna değinmekte yarar var. Çünkü yapay zeka eğer ortada herhangi bir kullanım sınırlaması yoksa bir lisans olsa bile bunu kullanabilir bu açıdan baktığımızda. İkinci duruma gelirsek kamuya mal olmuş materyallerin kullanımı. Bence yapay zeka ve üretken yapay zeka alanında en heyecan verici kısım burası. Çünkü
Kamuya mal olmuş materyallerin yapay zeka gibi sınırsız ihtimaller dünyası açan bir araçla yeniden yorumlanması çok heyecan verici bir durum olabilir ve gerçekten insanlığın gelişmesi ve yaratıcılığın ilerlemesi açısından da çok burayı büyük bir potansiyel olarak görüyorum. Örneğin çok yakından bir örnek verecek olursak 1928 versiyonlu Mickey Mouse filmindeki bu çizgi film karakterinin 2024 itibariyle kamuya mal olduğunu biliyoruz. Çünkü artık koruma süresi doldu ve herkes bunu istediği şekilde serbestçe kullanabilir. Tabii ki Disney'in burada başka argümanları olabilir. Yani diğer Mickey Mouse versiyonları bunun kapsamına girmiyor olabilir ya da marka ile korunan da bir karakter. Bu yüzden başka itirazlar gelebilir. Ama bunun gibi örneklerle kamuya mal olmuş ve insanlık tarihinin ortak mirası olan eserlerin bu şekilde yeniden yorumlanması bence çok heyecan verici olacak bir şey kanaatimce. Ve bu da dediğim gibi yine yapay zeka açısından da herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Bu kamuya mal olmuş materyalleri eğitim amaçlı kullanabilir. Üçüncü duruma gelecek olursak bu da telif hakkı istisna ve sınırlamaları. Bildiğiniz üzere telif hakkı kişiye bir tekel hakkı tanır. Bu da başkalarının o eseri kullanımını ve ona erişimini engeller. Bu baktığınızda çok sert ve orantısız olabilir. Bu yüzden hukuk buraya müdahale etmiştir ve istisna ve sınırlamalar getirmiştir. Bu yine kamu yararı ve kişilerin bireysel yararları göz önüne alınarak konmuştur. Veya adil kullanım Amerikan hukukundaki ifadesiyle burada önceden belirlenmiş bir liste yok. Her somut olaya göre farklı bir değerlendirme yapılır. Örneğin kullanılan materyalin tarzı, biçimi ya da kullanım biçimi, onunla rekabet edip etmeyeceği süresi gibi bazı kriterlere göre somut olayda adil kullanım kapsamına girip girmediği anlaşılır. Yine eğer yapay zekanın, üretken yapay zekanın öğrenme sırasında kullandığı eserler herhangi bir şekilde bu kullanımı istisna ve sınırlamalar kapsamına girerse burada bir telif hakkı ihlali olmadığını söyleyebiliriz. Burada gündeme gelen konu Avrupa Birliği hukuku kapsamında aslında DSM direktifinin bu temel telif hakkıyla ilgili direktiflerden biridir. DSM direktifinin 3. ve 4. maddesi olan Text and Data Mining yani metin ve veri madenciliği istisnası. Bu acaba uygulanabilir mi yapay zekaya? Şu an tartışılan konulardan birisi bu. Bu düzenlemeye göre 3. madde araştırma kuruluşlarına ve kültürel miras enstitülerine bir kullanım hakkı tanımıştır. Bunun dışında 4. madde daha genel ve ticari kullanımları da kapsıyor gibi görünüyor, açıkça belirtilmemiş olsa da. Burada da 3. maddeden farklı olarak telif hakkı sahiplerine bir kapsam dışı kalma opt-out seçeneği verilmiş. Ancak buradaki problem şu, bu seçeneğin kullanılması makine okumasına bağlı ve makine tarafından okunabilir olduğu ölçüde geçerli. Bu yüzden hem hakkın kullanılması açısından da aslında yapay zekanın bu öğrenme biçiminin ve kullandığı veri setlerinin çok şeffaf olmasını gerektiriyor. Ancak şeffaf ve ulaşılabilir olduğu ölçüde bu kapsam dışı kalma hakkı kullanılabilir. Böyle bir problem gündeme geliyor. Bu üçüncü bahsettiğimiz hususla ilgili. Bununla birlikte son olarak şundan bahsedebiliriz. Avrupa Birliği'nde şu sıralar gündemde olan bir yapay zeka kanunu var, AI Act. Ve bu Aralık 2023'te üzerinde geçici bir anlaşmaya varıldı ve Ocak sonunda da
En son uzlaşılan metin yayınlandı. Henüz yürürlüğe girmiş değil ama hala tartışmalar devam ediyor. Bu düzenleme aslında direkt telif hukukunu ilgilendiren bir düzenleme değil. Ama üretken yapay zekaya da yer verilmiş. Üretken yapay zeka bu düzenleme kapsamında genel amaçlı yapay zeka sistemleri altında ele alınıyor. Ve burada bu genel amaçlı yapay zeka sistemlerine bir şeffaflık yükümlülüğü açıkça getirildi. Buna göre yapay zeka modeli geliştiricilerinin kullandığı ve kendisine eğittiği veri setlerini yeterince açık ve şeffaf biçimde kamuoyuyla halkla paylaşması gerekiyor. Bunu yaparken de Yapay Zeka Ofisi'nin yine bu da kanunda öngörülen başka bir düzenleme sağlayacağı bir şablon kullanılması öngörülüyor. Burada da tabii ki az önce bahsettiğimiz metin ve veri madenciliği istisnasının etkin bir şekilde kullanımını hedef alan bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Çünkü kapsam dışı kalma hakkı ancak şeffaflık sağlandığı takdirde mümkün olabilirdi. Burada sunumumu bitiriyorum. Son olarak şunu söylemek istedim. Bir tane hocam genel olarak şöyle bir yorum yapmıştı. Hukuk her zaman teknolojik gelişmelerin 10 saniye gerisindedir ama yapay zekaya gelince bu 4-5 saati buluyor demişti. Bence şu an karşı karşıya olduğumuz konunun ne kadar hukuk açısından zorlayıcı bir durum olduğunda bu çok güzel bir şekilde ifade eden bir benzetme. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkürler Erva. Gerçekten ben hani böyle soluksuz dinlediğim bir sunum oldu. Öncelikle çok teşekkürler. Hakikaten belirttiğin konular çok önemli. Hem Creative Commons'ın aslında açık kültüre bakışı, kamu malı haline gelen eserlerin hani bu konudaki kullanımlarıyla ilgili olarak ama genel olarak da aslında teknoloji ilerledikçe teknolojiyle birlikte bizim düşünmemiz gereken hukuk, etik gibi sorunlara da yetişme konusunda zorlanıyoruz gerçekten. Ama senin gibi bu alanda çalışan kişilerin aslında yorumları da bizim birazcık daha bu konulara yetişmemizi de sağlıyor. Ben açıklayıcı bilgiler açısından çok teşekkür ederim. Ben de kendi adıma çok teşekkür ederim Erva. Gerçekten çok açıklayıcı ve eminim hani bu konulara en azından bir giriş yapmak isteyecek kişi için de çok güzel kapsayıcı aslında bir sunum oldu. Son söylediğin konuda biz de aslında böyle Creative Commons ve açık kültürle ilgili konuştuğumuz her yerde söylediğimiz şeylerden bir tanesi. Yani hukukun aslında teknolojiyi aynı hızla takip edemediği, dolayısıyla bu aradaki bağlantı için açık lisansların ve kamu malı araç tahsislerinin ne kadar önemli olduğu konusu. O anlamda da gerçekten değerli ve böyle birbirine bağlayıcı bir söylem oldu, bir sunum oldu diye düşünüyorum. Benim aklıma gelen bir iki bir şey var. İsterseniz hani soru olmasa da en azından belki senin hem görüşünü alırız, belki Orçun farklı bir sorun varsa ona ekleyebiliriz. Benim de Birincisi, sorularım var. İlkay'ınkini evet. dinleyelim, sonra ben sorayım. Tamam. Birincisi şey, hani bu Creative Commons açık kültür ve dediğim gibi kamu tahsis araçları, kamu malı tahsis araçlarının altını çizmesi açısından. Bugün hep tekrarladığımız işte telif artık kamu malı haline gelmiş olan içeriklerin tekrar telifli dijitalleştirildikten sonra özellikle tekrar telifli şekilde kamuya açılması konusunda ne kadar yanlış uygulamaların olduğunu her zaman söylüyoruz. Bu anlamda hani bu kadar artık yapay zekayı kullandığımız, geleceğe yönelik de aslında adımlar atmaya çalıştığımız noktada bu kamu malı tahsis araçlarının doğru kullanımı gerçekten çok önemli. Yani regülasyonların ve işte hukuki reformların bu anlamda da yapılması Türkiye açısından da gerçekten önemli diye düşünüyorum. İkinci bir şey daha önceki hep çalışmalarımızda altını çizdiğimiz şeylerden bir tanesi yine. Yapay zeka bu kadar hız kazandıkça yine bu açık lisansların makinece kullanılabilir, makinece erişilebilirlik açısından önemi bence daha da artıyor. Dediğim gibi TDM, işte Text and Data Mining gibi konularda opt-out'un olabilmesi için onu harmanlayan sistemler tarafından da anlaşılması önemli. Yine Creative Commons, işte CC0 ya da PDM gibi
hak statementlerinin kullanılması ekstra önem taşıyor. Üçüncü bir şey söyleyip hemen bitireyim. Sonra Orçun'a sözü devredeyim. Sonra senden şeyleri alırız. Üçüncü bir konu da Türkiye'de Avrupa'da olduğu kadar ya da Amerika'da vesaire olduğu kadar aslında bu konunun bu kadar sıcaklıkla teknoloji açısından evet ama hukuki anlamda bu kadar sıcaklıkla tartışıldığını en azından ben gözlemlemiyorum ama sonuçta kıta Avrupa'sında olan sonuçta bütün hukuki düzenlemeler bizi de Türkiye'nin aday ülke olma konumundan dolayı bağlayıcı olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bu regülasyonlar bizi ne kadar hukuki anlamda etkileyecek ve ne kadar bağlayıcılığı olacak diye sorarak bitireyim ben benim kısmımı. Evet, çok teşekkür ederim. Not aldım üç hususu da. Evet, ilk önce ilk bahsettiğin konu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. O da özellikle kültürel miras enstitüleri, müzeler, galeriler, arşivler tarafından yapılan bir yanlış uygulama ya da eleştirilen bir uygulama diyelim. Kamuya mal olmuş eserlerin dijitalleştirildikten sonra üzerinde bu dijital kopyaları üzerinde bir telif hakkı iddiası. Bu gerçekten de az önce bahsettiğimiz gibi yapay zekanın kamuya mal olmuş eserlerle ilgili sahip olduğu bu potansiyelin önünde çok büyük bir engel. Ve bu riski de Avrupa Birliği tespit ettiği için zaten yine DSM direktifinde 14. madde getirildi ve bu da halihazırda telif koruması sona eren bir eserin dijitalleştirilmesinden sonra üzerinde yeni bir hak ihdas edilemeyeceğine yönelik bir madde. Bu açıdan dediğin gerçekten çok doğru. İkinci mesele bu veri setlerinin erişilebilir olmamasıyla alakalı meseleydi. Gerçekten de bu çok çok önemli. Hatta aklıma bir iki gün önce okuduğum bir haber geldi. OpenAI, ChatGPT'nin kurucusu olan şirkete karşı yeni bir dava daha açıldı. O da şu, verileri işlerken ve onlardan öğrenirken öğrenmek ve onları kullanmak dışında bir adım öteye giderek verilerin meta datalarındaki kişi ve hak sahiplik bilgilerini silmiş. Sanırım belki de bu teknik anlamda gerekli bir husustur. Öğrenmenin kolaylaştırılması için olabilir. Ama bu gerçekten kabul edilemez bir şey. Çünkü zaten atıf ve bir kredi verilmesi manevi haklar açısından ne kadar önemliyken bilerek bu kişi bilgilerinin metadatalardan kaldırılması da olayı daha da karmaşık hale getiriyor. Bakalım davanın sonucu ne olacak? Bu çok yeni bir haber olarak okudum. Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'nin hukuk serüveni her zaman Avrupa Birliği'ni takip ediyor. Dediğim gibi Türkiye bir Avrupa Birliği aday ülkesi. Bu yüzden de bu konudaki kural şöyle, Avrupa Birliği'ne girdiği anda Türkiye'nin bütün hukuk mevzuatının Avrupa Birliği ile uyumlu olması gerekir. Yani yolda kervan düzülmüyor. Daha girmeden her şeyin hazır olması gerekir. Zaten şu an birkaç hususta anlaşılamadığı için bazı düzenlemelerde sıkıntı var. Onun dışında bildiğim kadarıyla birçok noktada Avrupa Birliği'ni çok yakından takip ediyoruz. Bu yüzden de Avrupa Birliği'ndeki gelişmeler her zaman Türkiye için çok önemli. Daha yeni kişisel veriler kanunu ile ilgili güncellemeler oluyor. Yine telif hukukuyla ilgili de özellikle bu yapay zeka düzenlemesinin Avrupa Birliği'nde kabul edilmesinden sonra çok fazla dalgaları ve etkileri olacağını düşünüyorum Türkiye'de de. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben Erva birkaç konuda, ya daha doğrusu iki konuda senin yorumlarını merak ediyorum. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'ndeki bu düzenlemeler aslında yeterli mi sence? Sen bir hukukçu olarak burada hani bu konularda bir takım sıkıntılar var. Bu noktaya hiç değinilmemiş dediğin bazı noktalar var mı? Dikkat edilmesi gereken. Akademisyen olarak da aslında belki senin daha ön plana çıkartmak istediğin ama
uygulamada zayıf olan bölümler olabilir. Önce bu konudaki bir fikrini almak istiyorum. Sonra da bu kamuya açık ve telifli eserlerin aslında yapay zekayı eğitmesiyle ilgili de yine yorumunu alacağım. Ben de bir görsel paylaşacağım. Onun üzerinden senin yorumunu alacağım ama öncelikle mevcut düzenlemelerle ilgili yorumunu merak ediyorum. İyi bir başlangıç oldu mu Avrupa Birliği için? Evet, şöyle buna iki türlü cevap verebilirim. Hem pozitif hem negatif tarafları var. Öncelikle Avrupa Birliği düzenlemeleri dünyada baktığımızda neredeyse tek düzenleme. Çünkü diğer ülkeler ve bölgeler konuya bu kadar ciddi bir şekilde yaklaşmıyor. Avrupa Birliği bu anlamda öncü bir bölge ve düzenleme alanı. O yüzden bu konuda yeterli mi dersek, evet yeterli bir çaba ve şey var, gayret var. Ama özellikle telif hukukuyla ilgili problem Avrupa Birliği'nde regülasyon düzeyinde bir düzenlemenin olmaması. Regülasyon dediğimizde de bu şunu ifade ediyor. Direktiften farklı olarak regülasyon bütün Avrupa Birliği ülkelerini bağlar. Yani ne şekilde düzenlendiyse iç hukuklarını o şekilde almaları gerekir. Ama direktifler ülkelerin ulusal mevzuatlarına farklı şekilde alınabilir. Ucu açık kavramlar vardır, kriterler vesaire. Bunlar farklı yorumlanabilir. Telif hukukunda da temel problem bir harmonizasyonun olmaması Avrupa Birliği kapsamında. Özellikle yapay zeka ile ilgili de bu orijinallik tartışmaları gündeme geldiği için acaba orijinalliğin kriteri ne olacak? Artık insan müdahalesinin sınırı nedir? Vesaire. Bu tarz konuları tartışırken daha fiziksel ortamdaki orijinallik konusunda bir yeknesak uygulama yokken burada işler çok daha fazla karışıyor. Bence bu anlamda bir eksiklik var. Örneğin şu an yapay zeka ile ilgili bir düzenleme gündemde. Çok kapsamlı ve dünyada gerçekten öncü olacak bir düzenleme ama sunumda da bahsettiğim için bu aslında telif hukukunu bizzat ilgilendiren bir düzenleme değil. Yine pek çok farklı yoruma açık durum oluşacaktır. O yüzden böyle bir eleştiri yapabiliriz hukuk sistemine şu an için. Çok teşekkürler. Ben de OpenAI tarafından yapılan bir açıklama var. Ben onu müsaadenizle paylaşayım şimdi ekrandan. Şimdi. Şu anda görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Burada aslında gelen yorumlara karşı OpenAI da diyor ki yani copyrightlı materyalleri biz kullanmadan teknolojik açıdan bu noktaya gelemeyiz. Aslında bizim akademik bilişimde de bir oturumumuz vardı. Orada da ben dile getirmiştim. Yani biz açık bilim şemsiyesi altında çalışmalar yaparken yapay zeka araçlarından faydalanarak bilimi daha iyi bir noktaya getireceksek, inovasyonu hızlandıracaksak bizim bu makine öğrenmesiyle ilgili veya derin öğrenmeyle ilgili sadece kamuya açık içerikler değil aslında daha geniş kapsamlı bir belki de altyapıya ihtiyacımız var veya işte içeriklere ihtiyacımız var, veriye ihtiyacımız var. Ben senin bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Hani bu bir tarafta aslında örneğin telif hakkı sahiplerinin haklarının korunması önemli mi? Yoksa işte bu bilimi bir şekilde ilerlemesini veya işte insanlığın temel problemlerin çözümün önünde bir engel mi teşkil edecek? Çünkü baktığımız zaman aslında yayıncılar halk kütüphanelerinden de telif hakkı istiyorlar. Bununla ilgili gelişmeler de oluyor bir şekilde. İki tarafı da var. Ama ben özellikle hani iklim krizi gibi dünyanın geleceğiyle ilgili problemlerin çözümünde yapay zekanın çok önemli bir rol oynayacağından bahsediliyor. Sence bunun önünde bir engel mi olacak yoksa gerçekten telif hakkı sahiplerinin yapay zekaya karşı bu anlamda korunması önemli mi? Senin yorumunu merak ediyorum. Evet, bu gerçekten zor bir soru ve tartışmanın bizzat kendisi zaten.
Yani gerçekten yorumlamak Bu zor konuda aslında bir ama saf tutmak gerekecek mi? Yani işte açık bilimciler veya kamu malı destekçileri veya telif hakkı koruyucuları böyle bir saf tutmak evet. gerekecek mi bilemiyorum önümüzdeki zamanda ama Evet, yani hakikaten zor. burada hani telif hukukunu sadece kendisi itibariyle savunmak ya da bunu işlevsiz hale geldiği, görüldüğü halde devamını savunmak tabii ki mantıksız olacaktır. Çünkü kamu yararı ve gelişme bunlar da çok çok önemli kavramlar. Ama ben burada şöyle bir eğilim görüyorum. Bu opt-out seçenekleri yani kapsam dışı kalma veya lisanslama seçeneklerinin ilerleyen dönemlerde daha öne çıkacağını görüyorum. Çünkü bir şekilde telif hakkı sahipleri de burada ne yaparsa yapsın onlar da buna katlanmak zorunda demek de adil bir çözüm değil. Bu yüzden olayın biraz orta yola gelerek düzeleceğini öngörüyorum ya da ümit ediyorum. Örneğin o text and data mining istisnasında da kapsam dışı kalma hakkı aslında sonradan gelen bir şey. Yani düzenlemenin manasına bakarsak esas olan şey o materyallerin kullanımı ama istisna olan şey sonradan yapılan bir bildirimle bunun kapsamı dışında kalmak. Yani bu şekilde bazı fedakarlıklarla iki tarafında bazı esneklikleriyle bu çözülebilecek bir şey. Yani burada hukukun aslında doğrudan telif hukuku sahiplerini koruyan bir yaklaşımı olmadığı hissine kapılıyorum ben bu açıklamadan. Çünkü dediğim gibi bu sonradan kullanılan bir hak ve yine dediğimiz gibi şeffaflığa bağlı ve haberiniz olmadığı durumlarda çok fazla risk olabilir. Yani burada birazcık geri plana atılan telif hukuku ve hak sahipleriymiş gibi duruyor. Öncelenen sanki inovasyon gibi. Ama yine de tabii ki onların da bir dengeye gelmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Ve burada da bu lisanslama faaliyetlerinin daha da önem kazandığını görüyorum şahsen. Çok teşekkürler. Ben aslında genel olarak her zaman konuklarımızı ağırladığımız zaman hazır onlarla yayındayken önümüzdeki dönemde bu konuyu tekrar ziyaret edip gelişmeler neler var onunla ilgili de bir emrivaki yapmayı seviyorum. Umarım Erva da bize önümüzdeki dönemde belki işte bu 3-4 aylık bir süreç olur veya 1 yıllık bir süreç olur. Tekrar da dönüp baktığımızda nelerin değiştiğini, hangi tarafın aslında daha ağır bastığını veya bu gelişmeleri değerlendirebiliriz. Ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Benim de kimi zaman düşünüp acaba hangi taraf daha ağır basıyor, hangi taraf daha haklı dediğim konulardan biri. Ama sanırım hukuk, telif hakları her zaman aslında karmaşıktı. Fakat yapay zeka ile birlikte bu birazcık daha arttı. Üzerinde tartışılması gereken etik konular birazcık daha arttı. Ben hukukçu olmadığım için bu konularda aslında sizin destekleriniz de çok önemli. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sözü İlkay'a vereyim. Ben de kendi adıma çok teşekkür ederim. Böyle aklıma gelen pek çok şey daha var ama zamanımızın da sonuna geliyoruz. Orçun'un dediği gibi seni tekrar ağırlayabilirsek konuyu, bu konu zaten çok değişken bir konu. Tekrar gündeme getirmek, belki başka alt konuları biraz daha odaklanabilmek için bize gerçekten bir fırsat olur. Ben çok teşekkür ederim Erva, paylaştığın değerli bilgiler için, bu programa katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı bana sağladığınız için. Orçun'un da dediği gibi ilerleyen zamanlarda belki daha dava özelinde tartışmalar yapabiliriz ya da o bahsettiğimiz maddelerden birine özellikle değinebiliriz. Benim de doktora çalışmalarım ilerledikçe bu konudaki anlayışım ve görüşlerim de şekillenecek daha fazla. Tekrar görüşmeyi ben de çok memnuniyetle bekliyorum. Çok teşekkürler. Bir başka Creative Commons Türkiye webinarına daha görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.